Abi Apex maçtan sonra. Ya Emre yaladı mı? Kanka yok be Apex. Benim aram Apex'ten böyle bir aram var Apex'ten. Size anlatayım. Ben Apex 1.6'da Fransa'da oynarken büyük takımlarda en büyük takımda işte. Bir tane büyük takım vardı zaten. Bir Millennium vardı falan oynuyorduk. Avrupa turnuvaları falan. O da biraz aşağıdaydı yani beni mesaj atıyordu. Jer falan. Bu şekilde sadece ama yani eskiden çok tanıyorum yani çok konuşuyorduk. Hiç beraber oynamamız fırsat belki çok az olmuştur. Ama o beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Yani eski bir dost gibi diyelim yani. Onun saygısı var bana karşı çok. Ben de ona göre saygım var. Çünkü yalan yok eskiden yani 1.6'da diyorum eskiden 10 sene önce o eskiden şeydim yani o beni izliyordu full sürekli. Mesajlar diyor nasıl daha iyi olmam lazım falan falan. Şimdi o adam beni geçti yani diyelim. Şey ego yapmayalım. Yani sonuçta top 1 bir takımda oynuyor. Vitality'de oynuyor. Sürekli turnuva kazanıyor. Sonuçta benden iyi. Beni geçti. Ama böyle birbirimize saygımız var. Yalan yok saygımız var. O da çok şakacı bir adam. İnanılmaz şakacı bir adam. Yani maçta içerisinde bir şeyler söylüyor, bağırıyor falan onu bakıyorum. Böyle diyor, sus diyorum falan. Maçtan sonra bana diyor, "Jer ben sattım, sana verdim maçı falan." diyor böyle gülerek falan. Deli bir adam ya. Biraz deli bir adam var ya. Apex deli. Mongols ne yaptı bize kankam ya? Mongols ben anlamıyorum ki Mongols'u ya. Vallahi ya. Adamlar çok değişik CS oynuyor ya. Vallahi Mongols. Navi gelsin daha mutlu olurum Mongols'ta. Bak ya yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Vitality Navi gelsin daha iyi benim için. Mongols çok ters ya. Bir şey adamlar çok köpek gibi fight'e giriyorlar ya. İnanılmaz ya. Hiç çekinmiyorlar yani. Bir yok kankam bir durayım bir salayım. 5 kişi banana geliyorlar TD örnek Inferno'da. Oğlum 5 kişi gelir mi yani? Küçücük bir yer amına koyayım. 5 kişi ne işiniz var orada? Adamlar sürekli fight sürekli fight. Ters geliyor ya. İşte ama bizim hatamız ya. Onu konuşup güzel bir sistem kurup yendik zaten. Onları hiç yenmedik değil. Aynı BN'ye hatırlıyor musunuz? BN'ye de böyle problem yaşıyorduk. Hatırlıyor musunuz? BN'ye karşı baya bir şeyimiz vardı. Artık Mongols. BN'imiz Mongols. BN'imiz Mongols. Mirage artık 10 map. Mirage gelirse kolay kolay kaybetmeyiz size söyleyeyim. Mirage'e de emek verdik. Allah bekle bir artık bir yere mi vurayım? Duvarı mı? Yok. Ahşapı vuruyoruz değil mi? Allah nazarlarda saklasın. Konuşmayayım sonra gelecek ilk Mirage kaybedeceğiz amına koyayım. Her zaman öyle oluyor zaten. Bir Mirage pick yapalım be Sezgin. Sezgin bir Mirage artık pick yapalım. Şaşırttıralım insanlara ya. Mirage pick. Eternal Fire Mirage pick. O. Biz de biraz şaşırabiliriz. Evet biz de şaşırabiliriz. Bu Fabri 0 kill olayı ne ya? Fabri 0 kill. Galiba oyun içine girdi 0 kill falan mı vardı ondan mı? Biraz Fransız kaldım bu muhabbette. Fransa'da mısın? Yes, Fransa'dayım canım. Fransa'dayım, Fransa'dayım. Macaristan işini anlatsana kaptan. Macaristan işi anlatamam ya bro. Çok detaylara girme gerek yok. İşte yazdığı her şey Furkan. Yani bir Eternal Fire'ın baya bir uzun şeysi var. Oraya okuyun. Çoğu şey her şey yazıyor beyler. Yani ben daha fazla size ne anlatsam Macaristan ne diyeyim beyler. Ya başlamayın ya. Bu saatte ya başlamayın ne bileyim. Şimdi neden böyle konuşuyorum ben de anlamıyorum. Maçlarda ben neden böyle kol veriyorum anlamıyorum. O da Sezgin'in yüzünden. Karşıda artık alıştım. Ya ben de çok iyi hatırlamıyorum ama yalan yok. Pembe yalan söyleyeyim şimdi. Bunu söylememem lazım kafamda ama şimdi size bir yalan söyleyeceğim, okey? Ama bu siz bilmiyorsunuz yalan olduğunu. Galiba bir maçta takım oynuyorduk. Sonra Sezgin bana dedi ki bak kanka bu çocuk dudak okumayı profesyonelmiş diyor. Bana öyle dedi. Eskiden böyle bu dudak okuyordu profesyonel. Dedi ki kesinlikle bak şu an kolların iyi değil kanka. Dedi ki senin şu an kolların çok kötü Jer. Karşıdaki adam aslında seni okuyor. Kolların kötü değil aslında. Yani sen sanma kötü kol veriyorsun. Adam okuyor senin kolları. Dedi. Dedi ki böyle konuşursan kesinlikle kolların düzelecek. Böyle bir başladım 13-1. Dedim inanılmaz böyle devam edeceğim dedim. Belki karşıdaki takım adam dudak okuyor. Ondan artık böyle kol veriyorum. Ne olur ne olmaz garanti safe atıyorum kendime. Bu da bir yalandı tabii ki beyler işte. Dedim ya yalan. Güzel yalan söylemiş. Güzel yalan söylüyormuşum. Kendim inandım yemin ediyorum. Ceren dikkat etti şaka şaka karı falan yalan söyledim. Beler size en büyük sırrı söylüyorum. Kız varsa şu an chatta gitsin. Kız istemiyorum. Sadece erkekleri konuşacağım şu an. Kızlar kapatın tamam. Bak beyler hanımcılık dışarıdan erkeğe böyle evet kötü görünüyor tamam mı? Hanımcılık iyi değil. Ben de zaten çok hanımcılık değilim açıkça konuşmak gerekiyorsa. Ama bir ilişkide ya da evlilikte karı ne dese o. Sır bu beyler. Mutlu olmak istiyor musunuz? Düzenli bir yolu git olmasını istiyor musunuz? Kardeşim karı ne diyorsa o. Böyle mutlusun. Anladın? Mutlu oluyorsun. Her şey yoluna gidiyor. No problemo. Kafa rahat. Anladınız?
Benim koluma bak güvenin. Bak koluma güvenin beyler. Ama gelip böyle sürekli tartışma. Yok karım ben böyle karım sürekli tartışma olmaz. Olmaz. Kadınlar haksız olduğu zaman bile haklısın karım. Çok doğru söyledin. Orada işte trafik ışıkta bana sağ diyor ama GPS sol diyor. Sağ gidiyorum diyorum. Karım sol değil miydi? Evet. Bir şey olmaz. Canın sağ olsun karım. Gelecek sol yaparız. Anlatabildim mi beyler? Bu şekilde gitmemiz lazım bu yolu. Ha, bak çok güzel bir söz. Happy life, happy wife. Evet beyler. Boşuna yani benden gelmiyor bunlar yani. Eski adamlar anlamış bunu yani. Akıllı erkek bunu anlar. Beyler. Ben hayatta artık aklı mıyım, haksız mıyım çok önemli değil beyler. Evlilikte yol paylaşıyorsun bir insanla anlatıldınız mı? Zor günler var, iyi günler var. Yani bir ilişkide kim haklı falan ne önemi var ki aslına bakarsan? Ne önemi var? Sonuçta aynı yerde yaşıyorsunuz, aynı şeyler yaşıyorsunuz. Yani çok önemi yok aslında biliyor musun? Xanteres ne zaman yayın açacak bilmiyorum ki. Can da artık bebek olunca evde beyler biraz zamanı belki orada geçiriyor bilmiyorum. Ama yayın Can'ın yayınlar sürekli FPL full CS o da sarıyor yani yalan yok. Ama o da ne zaman yapacak bilmiyorum. Özgür de bir ara açıyordu yayın ama burada şu anda da açmıyor. Ya şey de var beyler yani şedül nasıl diyoruz şedül ya Türkçe? Tafkim. Tafkim. Tafkim biraz ağır. Bu dönem bizim için. Yani turnuva arka arka arka. Ondan yani açmak sürekli kolay değil valla. Antrenmanlar Sezgin sağ olsun pas basıyor böyle. Bir gün off sadece haftada. Ondan böyle elimizden geleni yapıyoruz. En yakın turnuva ne zaman? 3 gün sonra Polonya. Kaybedersek laf atmayın. Kazanırsak mesajlarınızı bekliyorum. Güzel mesajlarınızı bekliyorum. Jel çok büyük adamsın. Jel seni çok seviyorum. Jel adamsın. Dedem. Kaybedersek dedem bırak oyunu. Dedem artık geçtin bu dönem. Dedem bırak. Bastona yem. Evet. Emekli ol dede. Evet ha harbiden güzel işler yaptı ama artık zamanı geldi. Anlaman lazım. FPL gir. Vallahi FPL dün oynayacaktım. FPL'de 2 gün falan baya bir şeyler çıktı. Yeni bir kural çıktı mı? Ali full kastı orada. Ama tam anlamadım ama oynamak istiyordum ya. Dede kaç çocuk var? 2 tane çocuğum var canım benim. Bir kızım var 6 yaşında bir de oğlum var. 1,5 2'ye giriyor. Herkesin Allah çocukları başlasın. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. O kılıf. He beyler kılıfım. Beyler dede boşuna dede değilim beyler. Bak dedelik budur. Böyle kılıf. Dedelik kılıfı. Anladınız mı? Otomatik de kapanıyor böyle. Huu, en sevdiğim kılıflara ya beyler. Cık, müthiş. Boşuna dede değilim ya. Yemin ediyorum doğru kelime kullanıyorsunuz ya. Yemin ediyorum yaş 33 kafa yaş 60 amına koyayım. O kadar yaşlandık ya. Nargile içiyor musun? Yok. Eskiden içiyordum da artık bıraktım sigara nargile. Sigara da hiç içmedim. Hiç sigara da hiç hayatımda dokunmadım beyler sigara. Öyle bir hayat ve de sigara bırakmanız ya da başlamamanız tavsiye ederim. Ederim yani. Sizi seviyorum beyler. Yapıyor musunuz hayatınızda böyle saçma şeyler? Bu olursa belki bu olacak falan. Ben de çok var böyle. Bu olursa bunu kazanıyorsak majör kazanıyoruz. Sonuncu oluyorsak burada sonuncu playoff yapmıyoruz. İkinci olursak playoff yapıyoruz. Görüşürüz. Allah'a emanet olup iyi geceler. Sizi seviyorum.